Ozan Örme Tekstil ilahi muhabbeti sunar. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. İlahi Muhabbet programından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu akşam da yine birlikteyiz. Bizleri bu ana ulaştıran Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salatu selam olsun. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Evet bu akşam önemli bir konuyu konuşacağız. Hepimizi yakından ilgilendiren, özellikle ebeveynleri birebir ilgilendiren bir konuyu seçtik ve konunun uzmanına davet ettik. Hocam bizleri kırmadı geldi. Ben sizler adına hocama hem teşekkür ediyorum hem de hoş geldiniz demek istiyorum. Ahmet Çakır hocam, araştırmacı, yazar ve aynı zamanda emekli Milli Eğitim Müdürümüz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Teşekkürler. İzleyicilere ben de hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Allah feyiz almayı ve etkili konuşmayı bize nasip eylesin inşallah. Evet. Deiz mi konuşacağız? İnşallah. Hakikaten zor bir konu. Herkes de bunu çıkıp çok rahat anlatamaz, ifade edemez. Bir araştırmak lazım, okumak lazım, eserler kurcalamak lazım, toplumu gözetlemek lazım. Özellikle gençliği gözetlemek lazım. Evet. Son dönemdeki gençliğe baktığımızda da çok hareketli bir nesil. Hakikaten bazen de şöyle düşünüyorum. Acaba biz bu nesle kendimizi hazırlayamadık mı? Hazır hissetmiyorum ben şahsen kendi açımdan söylüyorum. Bu anne baba olarak da geçmişin hala düşünceleriyle bugünkü gençliğe bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Aslında bu yanlış diye düşünüyorum. Hem onu sormak istiyorum size. Hem de peki bu saatten sonra ne yapacağız? Yani bu dijital çağa, bu dijital dönüşüme biz nasıl ayak uyduracağız? Bir sürü zararlı akımlar var. Baktığımızda ve bunların en tehlikelisi de deizm konusu. Evet ateizmi biliyorduk. Her şeyi reddeden bir düşünce yapısıydı ama bu biraz daha farklı. Çünkü Tanrı'yı kabul etmeyen, Tanrı'yı kabul eden ama Tanrı'dan başka hiçbir şeyi kabul etmeyen, evet kainatı tamam Tanrı yaratmıştır ona da inanıyor ama diyor ondan sonra çekilmiştir kenara hiçbir şeye müdahale etmiyor. Hı hı. Hakikaten çok sıkıntılı bir konu. Evet. O zaman şuradan başlayalım. Deizmin önce bir tanımını alalım hocam. Buyurun. Evet. Evet değerli izleyiciler. Şimdi ateizm bunun kadar tehlikeli değildir. Niye? Ateizmi çürüten, ateizme geri adım attıran hem bilimsel veriler çoktu, hem akıl mantık da ona şey yapıyordu. Öbürü biraz akıl mantık dışı bir alan olduğu için orada istedikleri gibi at koşturuyorlar. Aslında onlar çok da yaratana inanmış da değiller aslında. Gerçek yaratana inansalar, gerçek yaratan insanlara mesaj ulaştırmaktan aciz bir varlık gerçek yaratan olamaz. Ama o alanı daha kolay görüyorlar. O alanın nasıl olsa bilimsel reddiyesi bir veri olarak akıl mantık süzgecinden, tahlilden, şundan bundan geçme. Biraz daha serbest alan onlar için. Şimdi sizin de ifade buyurduğunuz gibi yaratanı kabul ediyorlar ama yaratan dünyayı bir saat ustasının mekanik saati kuruyor, bırakıyor. Daha hiç bakmıyor, dönüp bakmıyor. Öyle bir benzetme yapıyorlar yani. Kainat saatini kurdu bıraktı. Daha bakmıyor. Böyle yani kısaca tanım bu. Şimdi bunun tarihi sürece baktığımız zaman deizm şeyi kullanılalı 200 yıl falan oluyor. Ondan öncesi var aslında bunun ama ismi deizm denmemiş buna. Yani aslında birçok filozof benzer görüşleri savunmuş. Aristo mesela ilk muharriktir yani ilk hareket veren. İlk hareketten sonra o da karışmamış gibi görüş vardır. Evet. Aristo'nun öyle bir görüşü vardır. O da deizme çok yakın bir
şeydir. Ve mesela Sofestayiler diye bir grup vardır. Sofestayiler bir ara haşa Allah, peygamber, din bunları inkar etmişken şuna yalnız o adamları takdir etmek lazım. Şunu çok iyi biliyorlar. Allah'ı inkar edebilmek için, yaratanı inkar edebilmek için yaratılmışların da topunu inkar etmek lazım. Mesela Descartes bunu birçoğu bilmiyor. Düşünüyorum o halde varım. Var, niye demiş? Evet. Adam aslında 3 seneye yakın kendini inkar etmiş. Ben de yokum diyor. Kainat falan yok, hiçbir şey yok diyor. Çünkü onlara kabul etse peki bu yaratanı kabul edecek. Descartes'i bu düşünceden buraya getiren, düşünüyorum o halde varım dedirten ne? Şimdi o her gün kendine bu soruları soruyor. Ya ben var mıyım, yok muyum? Varsam kendimi nasıl ispatlayabilirim? Var mıyım, yok muyum? En sonunda diyor ki ya olmayan bir varlık böyle düşünemez. Nasıl sorgulasın? Ben diyor sorguladığıma evet. göre, düşündüğüme göre demek ben var olan bir varlığım ki bunu kendi evet. kendime bunları sorguluyorum, düşünüyorum. Düşünüyorum o halde varım noktasına evet. geliyor. Şimdi bunun araştırmacılar bunun Dort Herbert diye biri tarafından o isimle ortaya evet. atıldığını ama düşünce tarzı olarak öncesi var ama 17. yüzyılın sonlarına doğru falan. Meşrulaştığı kendi zeminini buldu. Yani o isimle, deizm evet. ismiyle evet. ilk defa Lord Herbert'in kullandığını şey yaparlar. Onlara göre meşrulaştığı tarih o değil mi hocam? Evet. Kabul gördü. Evet yani kabul öyle resmileştiği diyor. Şey evet. o. Şimdi yani Cenab-ı Allah bu sistemi var etti ama denetlemiyor, ilgilenmiyor. Ya da çok az ilgileniyor. Hiç ilgilenmiyor onlar. Öyle mi kabul ediyor? Yani din göndermediğine göre evet. Sen ne yaparsan yap gibi. Böyle bir yaklaşım. Yani buradan biz şunu çıkartıyoruz. İmanın diğer şartlarını işte Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman dediğimiz şey de sadece yaratanı kabul ediyor ama diğer şartları İman hurafe gibi sayıyor. Değil mi? Bizim yani iman esasları dediğimiz. Meleklere evet. inanmıyor, kitaplara inanmıyor, peygamberlere inanmıyor, ahiret gününe inanmıyor, kaza kadere inanmıyor. Dolayısıyla sadece böyle sistemi var eden birine inanmak, onu da bilimsel olarak inanmak mecburiyetinde olduğu için. Yoksa hocam şu mu? Yani kendi aklıyla Tanrı'yı bulabileceğine mi şöyle inanıyor sadece? O çünkü da, niye mesela bunu soruyorum? Bunun için soruyorum hocam, çok pardon. Bugün bakıyoruz Hindistan'da kendi aklıyla hareket eden insanların neye taptığını görüyoruz en azından. Aynen. Şimdi şöyle, Anthony Fellow diye bir zannediyorum yaşıyor. Bu adam 10 yıl önce falan bir çok önemli de bir kitap yayınladı bu. Büyük İtiraf diye. Türkçe'ye öyle çevrildi galiba. Büyük İtiraf veyahut da itiraf. Bir tanesi Büyük İtiraf diye çevirmişti. O bizim meşhur sık sık televizyonlarda gördüğümüz meşhur bir profesörümüz vardır. İsmini anmaya gerek yok. Tanıyan tanır. Evet, bu Anthony Fellow'dan çok örnek veriyordu. Bir gün onun karşısına çıkan biri Anthony Fellow'un o Büyük İtiraf kitabını getirmiş onun karşısına. Anthony Fellow ateist. Ve devamlı inkar yüzün üzerinde kitap yazmış. Hepsinde inkar ediyor. Ama en son kitabında itiraf ediyor. Diyor ki bu harika sistem yaratansız olmaz. Bunun planını, programını yapan sonsuz bir akıl gerekir. Sonsuz bir ilim güç, gerekir, evet. bilgi gerekir. Şimdi o yine Anthony Fellow'un bir ateist görüşünden bahsederken onun karşısındaki inanan profesör dedi ki ya senin dedi bundan bahsedeceğimi tahmin ettiğim için şu kitabı getirdim dedi. Bir bak dedi. Senin Anthony Fellow'un bu dedi. Adam kitabı evirdi, çevirdi. O da bazı yerleri çizmiş falan. Dari dedi. Yaşı 80'i geçtikten sonra bunamış dedi. Şöyle atar gibi. Evet. Şimdi onun için bunlar uyanık aslında. Ateistlerden daha uyanık. Allah'ı inkar etmenin zorluğunu bildikleri için yani oradan şey yapamadık. Oradan gol atamadık. Yani Allah var ama karışmıyor. Siz istediğiniz gibi yaşayın. İstediğiniz yani kaba tabiri istediğiniz halkı karıştırın. Yani nefsinize
uygun, şeytanla beraber her türlü haltı karıştırın der gibi öyle bir şey aslında. Peki bu ateizmden daha kaypak. Ne diye sorsan, efendim? Amaçları ne bunların? Yani bu tarz akımın amaçları, yani ifsata uğratmak mıdır İslam'ı? Şimdi zaten ben bunun şeyini ifsat komitelerinin etkili silahı diye, ifsat komiteleri. Evet. Bugün biz bu ifsat komitelerine küresel sistem diyor birçok uzman. Evet. Küresel sistem. Şimdi biliyorsunuz çok sapık tarikatlar falan da türedi. Evangelistler falan var. Hocam bu yıllar önce de vardı. Yüzyıllar önce de vardı. Yeni bir şey vardı, değil ama şimdi daha bir kuvvetli. Şimdi evangelistler falan aslında kurtarıcı Mesih'in gelmesi için dünyada en anormal işlerin yapılması lazım. İnsanların en sapık, en anormal işleri yapmak. Onun için özellikle insanları sapıtacak böyle cereyanlar, böyle hareketler üretirler. Böyle hatta sistemler. Bir film yapmışlardı, hatırlar mısınız? Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Zorlama, evet. Tanrı'yı kıyamete zorlama. Hatta biz çoğunu fark edemiyoruz. Mesela birçok çizgi filmde var hocam, bu adamlar subliminal mesajlarını oraya sıkıştırmışlar. Tabii. Mesela günümüz gençliğine işte cinsiyetçi olaylar şey yapıyorlar. Tabii. Cinsiyetsiz çizgi filmler falan. Evet. Neredeyse yani bir insanın ben erkeğim veyahut da birinin ben bayanım demesini bile ayıplayacak noktaya gelmişler artık. Evet. Yani cinsiyetsiz toplum hedefleri bu. Son günlerde de bebek yapıyorlar, erkek bebekleri, hamile erkek bebekleri. Bunu aşılıyorlar çocuklara. Yani çok bunlar ta çocukken o çocuklara biz zannediyoruz çocuğumuza oyuncak aldık. Ama onlara değil. Çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Çocuğumuz aman gürültü yapmasın da şu çizgi filmle oyalansın. Evet. Ama o izlediği çizgi film nedir içeriğine mutlaka kesinlikle çok çok dikkat etmemiz lazım. Evet hocam. Evet. Şimdi hocam, kısaca kısaca işte deizmin tanımı bu yani. Evet. Peki hocam şimdi ayet-i kerimeler de var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da bir sürü işaret eden ayet-i kerimeler var. Bazıları diyor ki ya efendim daha deizmin yani 200 yıllık bir hayatı var. Peki diyor Kur'an-ı Kerim deizmi nereden alıyor? Yani illa ki Kur'an-ı Kerim'de deizm diye ya da herhangi bir tanımı yapmasına gerek yok ki bazı ayetler ona vurgu yapar. Örneğin işte bir ayet-i kerime diyor ki sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Evet. Kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme diyor. Kehf suresinde geçen bir ayet-i kerime bu. Şimdi bir tek Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte bir insan bütün hayatını yaşayabilir. Evet. Buna bir bakalım. Çünkü öyle toplumlar var ki peygamberleri kabul etmediği için helak olmuşlar. İllaki onları da görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ta buralardan giriyor işe. Aslında çok özünden yakalıyor. Sorun burada şu. Deizmi etkili kılan sebepler nelerdir? Neden bizim gençliğimiz bu akıma doğru hızlıca yöneldi diyorsunuz? Evet. Şimdi bunun çok değişik sebepleri var. En başta bir kere tahrif olmuş dinlerin mensupları bir bakıyor ki şeyde Hristiyanlıkta falan akla, mantığa, bilime uymayan bir sürü hurafeler var. Evet. Ya diyor bu evren yaratıcısız olmaz ama diyor yaratan da diyor bu kadar mükemmel yaratan da böyle hurafe mesajlar da iletmez diyor. Galiba diyor abi din uydurma diyor. Ha, kendi yaratan, aklediyor onu. Yaratan var ama evet, diyor. Bu ne? Yaratan olması gerekir ama diyor. Şimdi sen mesela notlar almışım, ben notlar almışım. Şimdi buna tesadüfen olmaz. Kendine bunu alan lazım. Evet. Bunu düşünüp şey yapan. Yani yaratansız bu işler olmaz ama diyor. Yani bu kadar da diyor böyle hurafe, ipe sapa gelmez, akla mantığa aykırı şeyler de diyor. Olmamalı. Bu kadar mükemmel tabii sistemi yaratan bunu yapmaz diyor. O zaman orada bir grup böyle. Bir grup böyle ayrışıyor, şey yapıyor. Ayrışıyor değil mi hocam? Ayrışıyor burada. Ha, bir grup işte şeye doğru, deizme doğru kayıyor. Deizme doğru kayıyor. Bizim İslami noktadan düşünürsek bizim farklı bir sıkıntımız var. Allah'a çok şükür bizim dinimizin ana kaynakları çok sağlam. Çok şükür. Evet. Ta peygamberimize
o vahiyler yeni geldiği zaman başlıyor not alındığı, evet. Not aldırdığı, vahiy yani yazdırdığı şeylerin o dokümanlar bile bugün muhafaza ediliyor. Ta o çağda yazılmış olan Kur'anlar elimizde. Yani Kur'an'da bir tahrifat yok. Şeyinde yine hadislerin ana kaynaklarında önemli ölçüde tahrifat yok. Ama maalesef böyle araya kasıtlı veya cahillikten böyle hurafe türü şeyler sokuşturulmuş. Biraz entelektüel şeyi yükselen kişi oradaki çelişki görünce biraz dine mesafeli durmaya başlıyor. Ama burada da sahih mi değil mi düşünmüyor. Yani çünkü kendi işine geleni, nefsine geleni evet daha çok alıyor. Ben ta öğrencilik yıllarımda bizi o zaman şimdiki galiba öğrencilere de tatbikatlar yaptırırlar. Camilere tatbikat yapmaya götürürlerdi. Bir işte Ali Hoca, Ali Acar hocamız vardı. İşte bir minibüs, bir vatandaşın minibüsü okula ibem etmişti. Yahut da istediğimiz zaman alabiliyor muyduk? Bir minibüsle bizi Taşa'ya gönderdiler. Ünye'ye. Camilere dağıtıyorlar değil mi? Camilere dağıttılar. Beni de o Rıhtım başında bir camiye vermişlerdi. Orada hutbe okuyacağım, namaz kıldıracağım. Ben vardığımda yaşlı biri orada vaaz ediyor. Bakın şimdi. Hiç unutmam yani orada dinlediğim o vaazı. Adam ikindi namazının sünnetinin önemini anlatıyor. Ama öyle korkunç anlatıyor ki. Ona inanan İkindi namazının sünnetini bırak, dinden imandan olur. Bak şimdi, diyor ki orada, Peygamberimize bir genç gelmiş diyor. Genç demiş ki, biz demiş, bir kadınla, af buyur, gayrimeşru çocuk peydahladık. Bu çocuğu bir sirke küpüne atıp öldürdük. O sirkeyi de pazar yerlerinde sattık. Bizim kurtuluşumuz için ne gerekir? Ne yapmamız lazım? Güya. Peygamber size dedi, ben de seni ikindi namazının sünnetini terk ettin zannetmiştim. Aha bunu anlatıyor adam ya. Şimdi bunu dinleyen kişi değil, yani eğer bu hoca gerçek dinin temsilcisi kabul ederse adamın deist olmaktan başka yapacağı bir şey yok. Peki kürsüdeki hocayı ben çok merak ettim. Diyanetin kadrolu bir görevlisi mi yoksa galiba, fahri midir? Ya kadrolu da bu eskiden şöyle çok bir... Çok enteresan hocam. Benim şöyle bir şeyim olmuş. Daha doğrusu bizim hocalardan birinin şöyle bir tespiti olmuştu. Rahmetli babamda da biraz mollalık vardı. Eski Osmanlıca kitaplar işte Saatname bilmem ne falan evet. Böyle Kara Davut falan gibi kitaplar. Ya kitap sağlam. Bir paragrafta bir sıkıştırma. Araya demek o ki. O söylediğiniz nokta çok önemli. Şimdi evet. Osmanlı'da matbaa 200 yıldan fazla farklı grupların elinde kalıyor. Yüzlerce kaynağı sağlam kitaplar basıyor ama oraya bir paragraf sıkıştırsa yetiyor işte. Kesinlikle. Şimdi zannediyorum o tip kitaplardan birinde bunu okuma. Şimdi o akımı gelelim. Yani merak ettiğim bir yer. Şimdi bu, oradan verdiğiniz o örnek. İşte bu böyle hurafevari İslam sunumları birçok böyle üniversite okumuş biraz böyle şeyin güzel. Akıl muhakeme evet. Şeyi seviyesi yükselmiş gençlerin bir anda şok etkisi yapıyor. Hele bugün internet bu kadar yaygınken. Şimdi ileride anlatmayı şey yapıyordum ama burada yeri buyurun, gelmişken enteresan bir şey anlatayım ben size. İlçe ismi de vermeyeyim. Arkadaşın ismini de vermeyeyim. Gerek yok. Yani ben suçluyor da değilim onu. Ben bir yerde ilçe milli eğitim müdürlüğü yaparken bana bir emekli öğretmen arkadaş geldi. Bir dosya getirdi. Dedi ki hocam ben bir çocuk tiyatrosu çevirdim. Buradaki okullarda dedi, müsaade edersen dedi, bana bir olur çıkartırsanız, öğrencilere tiyatro göstermek istiyorum. Olur hocam dedim, yardımcı olalım. Ama dedim,
müsaade edersen dosyanın da içeriğine bir bakayım, ne olur ne olmaz dedim. Yani işi şansa bırakmayalım. Olur dedi, tabii haklısın dedi. Aldım ben öğlen aralığında bir göz attım. Baktım yani öyle zararlı, ideolojik falan bir şey de yok yani. Böyle çevre temizliğinden falan bahseden konular var. Tamam dedim ben öğleden sonra, olur dedim buna. O biraz sevindi falan. Tamam hocam, birer çay daha içelim, birer kahve daha içelim falan. Muhabbet ederken, hocam dedi, beni dedi, arkadaşlar bana komünist diye takılır dedi. İnşallah sana dedi, sen bu komünistin şeyini niye oynattın demezler dedi. Ben de dedim yani onu bana demezler de, sen kendini dedim komünist olarak mı tanımlıyorsun? Ya arkadaşlar öyle takılıyor dedi. Ya komünist olman da önemli diye benim için dedim. Ha şu manada dedim, ekonomik yönden komünist gibi düşünüyor olabilirsin. Yani ekonominin öyle daha iyi idare edileceğini düşünüyor olabilirsin. Bu beni ilgilendirmez de, yalnız dedim seni esahtan, atom sisteminden ta galaksilere kadar, hatta atom altı sistemler de var yani, onlardan ta galaksi katlarına kadar, sen bütün bu kainatın, bu evrenin son derece hassas nizamının, intizamının bir tesadüf sonucu yapan, yaratan yok. Kendiliğinden oluştuğuna evet. mı inanıyorsun? Yani gerçekten senin aklın, mantığın alıyor bunu mu? Alıyor mu, kabul ediyor mu? Yani buna mesela senin vücudunda 100 trilyon hücre var. Tabii. Beyninde 10 milyar beyin hücresi var ve o 10 milyar beyin hücresinin 100 trilyon hücreyle de sinirsel bağlantıları var. Hepsi noksansız, mükemmel. Eğer noksan olsa sakat oluyorsun. Yani senin görme sinirlerin gözüne değil de eline, koluna, dizine falan gitseydi hiçbir işe yaramayacaktı. Sakat olacaktın. E şimdi bunu sen bir tesadüf sonucu mu oluştuğunu, senin ismin bir kere yani ismindeki harfleri yazıp da bir yere atsan ömür boyu onu rastlatamazsın yani, o ismindeki harfleri sırasına göre. De senin vücudundaki 100 trilyon hücre, bu kainattaki trilyonlarca yıldız, galaksi, sistemler, bunlar hep böyle nizam intizam içinde, bunun tesadüfen olduğuna gerçekten inanıyor musun dedim. Biraz düşündü, ya hocam dedi, aslında ben dedi namazımı bile kılıyordum dedi. Beni dedi lise son sınıfta mı ne, bir hoca konferans verecek dediler dedi. O konferansa gittik dedi. Orada tuttu hoca dedi, anne karnındaki çocuğun cinsiyeti bilinmez. Erkek mi dişi mi olduğu bilinmez. Kim biliniyor derse küllü kütük kafir olur. Hocam. Ne dedi? Ya ben de bir baktım, bizim mahalledeki kadınların hepsi ultrason falan çektiriyor. Erkek mi kız mı olduğunu şey yapıyor. Önceden hazırlıklara da başlıyor. Elbisesini hiç de yanlanana da rastlamadım. Ya şimdi düşündüm ben dedi. Ya bu hocanın dediği ayet olsaydı yalan olmazdı. Evet. Yalansa ayet değildir. Ya bu din uydurma mı yoksa falan diye dedi. Ben de dedi sapıtmalar başladı dedi. Dedim hocam, bir alim bu ayeti anne karnındaki zaten fil erham diye, yani rahimlerdeki diye geçer. Evet. Rahimlerdekinin cinsiyeti demez. Onu yorumcular cinsiyet kısmına eklerler. Onun ileriki hayatında mümin mi, kafir mi, şaki mi, veli mi, eşkıya mı, ne olacağına, hayırlı bir evlat mı, hayırsız biri mi olacağına, ne gibi yeteneklerinin olacağına ona işaret ediyor diyor dedim. Yani bunlar cinsiyetten çok daha önemli bilgiler. Bir adamın evet. inkarcı mı olacak, mümin mi olacak, kafir mi olacak, bunlar. Öyle diyor dedim şey. Sen mesela dedim, bak sende tiyatro yeteneği varmış. Sen anne karnındayken Allah'tan başkası bilebilir miydi senin dedim yani İleride tiyatro yeteneğinin şey olacağını? Evet. Ya hocam dedi, cidden mi böyle yazıyor? Evet. Ya çok ilginç dedi. Ben dedi onu görsem çıkmazdım dinden dedi falan. Bir daha dine dön falan, tabii koca adama böyle demek de şeyimiz evet. yok. Dönecekse kendi kendine döner zaten. İnşallah, inşallah. Ha şimdi bak, burada adam, ben bunu inan aynı şeyi Niğde'de bir kitapçıyla konuşurken, o demek ki o vaaz eden kişi Türkiye çapında gezdirilmiş. Aynı vaazı orada da biri dinlemişti.
Hocam ben dedi ondan sonra 5-10 yıl dedi toparlanamadım da dedi falan falan kitapları bana tanıttılar da dedi oradan doğrusunu bulunca dedi ben kendimi düzelttim dedi. Bunu da Niğde'den bir arkadaş evet. da böyle anlattı. Demek ki o her konferans verdiği yerde bir sürü insanın tabii, sapıtmasına aklım. Sebep oluyor. Şimdi aynı ayeti kerimede o mugayyebat hamse diye geçer. Bu ayeti kerimede şey vardır. Beş kayıp haber. Kıymetli Ahmet Çakır hocamla. Hocam beş kayıp haberden bahsettiniz. Tabii önemli olan bu sebepler. Şöyle hızlıca bir toparlarsak çünkü bir hayli sormam gereken sorular şimdi var. O, buyurun. Beş kayıp haberin hepsini şey yapmayacağız da orada bir maddesini zaten anne karnındaki çocuğun evet. durumunu anlattık. Bir de yağmurun ne zaman yağacağı bilinmez buyurulur orada ayet-i kerimede. Bu Lokman suresinin 34. ayetidir. Şimdi bunu temsil yeteneği olmayan, Nasara yan sürü öğrenmiş, oradan birkaç dini konu öğrenmiş, 3-5 dua öğrenmiş, ta 200 yıl, 300 yıl önce yazılmış hikayelerden falan böyle hocasından dinlediği hikayeler bilgisini güncellemeyen tiplerin yorumlayacağı ayet değil bunlar. Ben şimdi size enteresan bir bizzat yaşadığım, gözlemlediğim bir örnek sunayım. Mahallemiz bizim Çakıroğullarının çoğu molla takımıdır. Büyük müderrisler falan da vardır. Müderris Ali Efendi falan. Onlardan çoğu ders almış falan. Şimdi rahmetli babam, işte amcalarım, başka komşulardan büyükler bir eve birikir radyo dinlerlerdi haber. Zaman zaman biz de giderdik oraya. Birkaç defa buna şahit olmuştuk. Haberler bitip en sonunda hava tahmin raporuna gelince kapatın derlerdi. Bu Allah'ın işine karışıyor, bunu kapatın. Şimdi ben bunu... Hocam orada bir şey sorayım ya müsaadenizle. Ya, bu yeniliğe kapalı olmak mıdır? Yoksa hani hurafa dedik ya, bu da bir boyuttan bakılabilir de acaba çok mu hassaslardı? Şimdi şu var. Ayeti... Hep kötülemeyelim de yani. Ayeti... Belki çok hassas. Ayeti klasik bir Burak Mollası. Öyle bir katı yorumlamış ki, yani sen şimdi bu orduda ekseriyetle şu Boztepe'nin Rıhtım tarafındaki yamaçtan beri siyah bir hava akımı gelmeye başladığı zaman bir saat yarım saat sonra buraya yağmur yağar diye tahmin ediyoruz. Aa, bu tahmini bile neredeyse reddediyor yani ayetle çelişiyor diye. Zaten ismi üzerinde tahmin. Bir de bir alim bak çok güzel tespiti yapmış. Diyor ki alim. Burada bilinmez denen yağmur diyor, ayetin bilinmez dediği yağmur, gayıp aleminden fizik aleme hiçbir emaresi, hiçbir işareti çıkmamış olan yağmurdur. Cenab-ı Allah gayıp aleminden fizik aleme bazı emarelerini çıkarmışsa sen tahmin yürütebilirsin. Bunun ayetle çelişen yanı yok. Ama düşmüşsen bir cahil Burak Mollası'nın eline, yani kaplumbağayı kavağa çıkartır. İşte o zaman öbür gariban da evet, buna inanır. Bu işi bilmediği zaman ulan din böyle saçma sapan bir şeyse en evet. iyisi deistliktir. Oradan sapar. İşte en büyük besleyen evet. faktörlerden biri de maalesef bu. Şimdi o yağmur meselesini burada böyle kapatalım. Evet. O zaman ben diğer soruma geçeyim. Evet. Şimdi hani bu sebepler önemli ama bir de faktörleri var bu işin. Yani özellikle benim kendi zaviyemden baktığımda gençler kendi aralarında böyle sekülerist düşünceleri önemsiyorlar. Bazıları da sadece bana entelektüel gözüyle bakılsın gibi birkaç perde ben açayım siz oradan devam edin. Evet. Kendilerini böyle bir toplumda tabii, farklı yere farklı. Konumlandırmak için sırf bu akımları kullanıyorlar evet. gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Doğru, çoğu öyledir. Bir kere besleyen faktörlerin temelinde bir dünyevileşme var. Dünyevileşen ve dünya menfaatine kendini kaptıran kişi artık inandığı gibi yaşamak nefsine zor geldiğinden yaşadığı gibi inanmaya doğru böyle yavaş yavaş meyleder. Nefis
öyle sinsi bir düşmandır ki yani kalbine böyle bir şey girdiği zaman hep lehine olanları anında şey yaparsın. Mesela diyelim ki büyük günahlar işleyen kişi inancı da olduğu için rahatsızlık da duyuyor. Ya diyor işte melekler yazdı benim bu günahı işte cehennemde bunu. Bu arada biri dese ki ya melek falan yok öyle yazan mazan. Oraya inanası geliyor. Yani meyledesi geliyor çünkü nefsine hoş geliyor bu. İşte o dünyevileşme sendromunun hastalığının içinde bütün bunlar da var. Şimdi bir de yine bizim İslami kaynaklarda zaman zaman akıl çok yerinde kullanılamamış. Hatta akılı hep reddedenler olmuş. Yani akıl nerede lazım olacak? Nerede bunları ayırt edememiş tam. Şimdi şöyle bir örnek vereyim izleyicilerin şey yapabilmesi için, boşluğa düşünmesi için. Bir doktor sana teşhis koyacak. Doktor ne kadar zeki olursa olsun senden belli tahliller falan istiyor. Belli veriler, belli doneler, belli veriler oluyor. İşte o belli veriler vahiy, din. Ha, o verileri kıyaslayarak sonuca varan, teşhis koyan akıl. Akıl. Şimdi çok sen güzel, çok güzel. Veri olmadan saçma sapan bir karara varırsan da aklı yerinde kullanmamış olursun. Aklı hiç kullanmaya gerek yok. Hoca ne dediyse, Burak Mollası ne dediyse ben ona, o da anormal. İşte bazen bu iki arada bir derede bizimkiler çok bocalamış. Oysa Cenab-ı Hak ayeti kerimede Estağfirullah ve yec'alur risse alellezine la yaqilun. Yani aklı kullanmayanların evet, üzerine murdarlık, pislik, mülevveslik yağdırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet yani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde var tabii en fazla kullanılan ayette yani aklı akletmez misiniz? Tabii. Düşünmez misiniz gibi. Tefekkür etmez misiniz diyor. Aklı yerinde kullanamamanın cezasını bütün İslam coğrafyası çeker. Bazen işte hocam. Bu deistlerle, ateistlerle falan karşılaştığımız zaman ya İslam coğrafyasının vaziyetini görmüyor mu kardeşim? Bu tabii. Din şey olsaydı bunların hali böyle mi olurdu? Deme durumunda kalıyor. İşte biz de adama detaylı bir şekilde bunun sosyolojik nedenlerini şunlara bunlara anlatamayınca. Siyasi sebepleri var, yani, anarşi var, PKK'sı var, terör şeyleri var. Hepsi bir akım bunların oraya koyduğunda. Evet, tabii, hepsi bir akım. Hocam onların da özüne baktığımızda yani terör eylemlerinin kökenine de baktığımızda zaten dine karşı müthiş bir duruşları görüyoruz değil şimdi, mi? Şimdi tabii canım şimdi yani bu küresel sistem toplumlara yönetmek için içinden örgütler kurar, tabii. Akımlar kurar, tarikatları kurar, bilmem nesi yani tarikatlar derken hani hepsini kastediyor değilim ama onların kurduğu birçok tarikat vardır. Ha bir de bir hepsini kastetmiyorum derken şurayı da unutmasınlar. Çok önemli biri dedi ki yani en güvenilir tarikatın bile içine adam monte etmiş olabilirler. Ona da çok hiç dikkat şüpheniz olmasın var. Yine ona da çok dikkat etmek kesinlikle lazım. Yani tamam benim tarikatım hak tarikattı. Şeyhim istikametli şeyhti. Doğru tamam. Ya şeyhin yardımcısına dikkat et. Seni yarın o sapıtır. Yaşamadık mı hocam bunu? Yaşadık. En yakın tarihte yaşadık bunu. Ben maalesef yaşadım. Evet. Şu anda da yani ibretle bakıyorum o yaşadığım Allah yıllara. Allah bir daha bu topluma yani, yaşatmasın. Evet. İnşallah. Şimdi besleyen faktörler din diye hurafelerin böyle kol gezmesi toplumda. Ben pozitivist akımı da sormak pozitivist istiyorum. Evet. Pozitivist akımı da sormak istiyorum. İşte pozitivist, tam dilim dönmedi. Pozitivist akım şeydir. Aklı mutlak kaynak kabul etmek. Evet. Akıl her yetmiyor. Şeyin üstesinden gelir. Tahlile mahlile gerek yok. Bir baktı mı şeyi koyar, teşhisi koyar. O yaklaşımdır yani pozitivist akım. O yaklaşımdır. Komutanın akımı değil mi bu? Yani çok yani, da taraf bulmuş aslında baktığımızda yani kendisine. Efendim? Kendisine çok da taraftar bulmuş yani baktığımızda. Şimdi şöyle bir durum oldu. 19. yüzyılda bu şaha kalktı. Evet. Bizim de birçok aydınımızı
yani ileri gelen devlet adamlarımızdan birçoğu. Çok etkilendi bunlar. Çok etkilendi. Evet. Çok etkiledi. O zamanki bunun avantajı, deizmin şimdiki avantajlarını sayarken pozitivizm de o zamanki avantajları onun karşı argümanlarını inananlar pek geliştirememişti. Biraz geç kaldık dedin ya işte. Biraz bazı şeylerde geç kalıyoruz. İş işten geçtikten sonra bazen. Hocam nasıl geç kalmayalım? Hani anlattınız örneğini verdiniz ya hava durumuna karşıysan. Yani. Matbaaya yani, karşıysan. Yani. Çocuğun cinsiyetini anlamaya karşıysan. Nasıl bir buna hazırlıklı yakalanacaksın? İşte yani maalesef. Dolayısıyla sonradan pozitivist görüşlerin karşısına bazı bilimsel şeyler dikilmeye mesela 100-200 yıl önce yazılan kitaplarda mesela felsefe kitaplarında falan madde ezelidir ve ebedidir. Madde ezelidir. Maddenin başlangıcı yoktur. Ben böyle felsefe kitapları okudum, gördüm. Ama bak bu daha sonra maddenin bir başlangıcı olduğu dolayısıyla sonunun da olacağı falan ispatlandı. O zaman işin şekli değişti bak. Nasıl değişti? Şimdi işte bu Big Bang de burada o teoriler, inananların, evet. inananların çok işine yaradı. Bu şeye en büyük darbeyi Big Bang indirdi. Yani Big Bang de işte 15 milyar küsür yıl önce evet. dünyanın bir sıfır noktasından evet, başladı. Bir anda ortaya çıktı şey kainatın evet. daha doğrusu bir enerji patlaması oldu. Ha, İslam'da buna biz hala deniyorlar hocam. Kün feyekün diyoruz. Hala deniyorlar. Kün feyekün diyoruz. Evet. Ama onlar bunun bir patlama olduğunu kabul zannediyor. Oysa patlama da olsa zannetmesinler ki bu kendi kendine tesadüfe bağlı bir patlama değil. Öyle organizeli, öyle sistemli, öyle nizamlı, intizamlı bir patlama ki yani her zerre yerini buluyor. Güneşte de var hocam. Yani tabii. Defalarca patlıyor. Patlıyor mesela. Ama hiçbir şeyi yok. Yerine kıvamına eriyor. Yani o çünkü kaderin ona bir şey yaptığı bir kıvam çizdiği, var. Çizdiği bir yolu var. Evet. Peki din bilim çelişkisi. Mesela benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de bu. Evet. Dinle bilim çelişiyor mu? Zaten o şeyi besleyen faktörlerden. Faktörlerden en önemlilerinden biri de bu. Tahrif olmuş dinlerle bilim çelişir. İslam'la çelişmez. Niye? Bak niyesini izah edeyim. Biz fizik kanunlara kevni kanunlar diyoruz. Evet. Kevni kanun demek kün emriyle Allah'ın evet. var ettiği sistem demektir. Allah iki hidrojen bir oksijene su yapmasını emretti. O su oldu. Ne bileyim dünyaya kendi etrafında ve güneşin etrafında dönmeyi emretti. Dönüyor. Diğer sistemlere bak bunların hepsi kevni sistem. Bir de öbür tarafta dini sistem var. Şimdi Allah, Sübhanallah derken bunun manası her türlü noksandan münezzehsin, uzaksın ya Rabbi demektir bu. Allah bütün noksanlardan uzak olduğuna göre yarattığı kevni sistemle vahyettiği dini sistemi birbiriyle çeliştiren birisi mükemmel olamaz. Olamaz. Aciz olur. Tabii ki. O zaman Allah'ın mükemmelliğine gerçekten inanıyorsak, şu olabilir yalnız. Bilim zannettikleri, tam ispatladık zannettikleri bir şeyi ispatlayamamış olabilirler. Teoriyi bilim zannetmiş olabilir, teoriyle çelişebilir. Ama gerçek bilimle çelişmez. Gerçek sistemle çelişmez. Şimdi burada ben size yine çok ibretlik bir örnek vereceğim. Bak bunu izleyiciler lütfen çok dikkatli dinleyin. Biraz daha bir tık daha hızlanalım mı? Vaktimiz çok azalıyor. Bu örnek çok önemli. Buyur. Şimdi bir hadisi şerif vardır. Malen arz edeyim. Ben ikindi vakti geldim, kıyamet akşam vakti kopacak. Evet. Bunu bizim bütün kurak mollaları akşam ezanı vakti zannederler. Hep böyle anlatıldı. Ama bak. Güzel bir yer. Elin
entelektüele de o zaman hemen diklenir sana. Ordu'nun akşamında mı, İstanbul'un akşamında mı, Ankara'nın akşamında mı, Amerika'nın akşamında mı? Medine'nin, Mekke'nin. Nerenin sorar akşamında? Sorar yani. Hayır. Burada şu var. Bir büyük alim burada bir teşbihten bahsediyor. Diyor ki, Peygamberimiz ben ikindi vakti geldim derken doğumunu kastetmiyor. Doğsa sabaha karşı doğmuştu. Evet. Kainatın ömrü burada bir güne benzetiliyor. Hmm. Kainatın ömür gününün ikindisinde. İkindisinde. Kainatın ömür gününün akşamında da kıyamet kopacak. Böyle yorumladığın zaman sıkıntı yok. O zaman sana diklenemez o entelektüel. Ama Kurak Mollası burada çıkar yol bulamaz. Yani diyebilir mi? Bir gün ben böyle bir şeye şahit oldum. Biri bunu okudu. Okudu. Orada da şey yaptı. Orada biri dedi ki, nerenin akşamında kopacak dedi. Urfa'daydım o zaman ben. Peki bu ne zaman oldu? Ben merak ediyorum. Çünkü biz de daha küçük tıfılken camiye ben gittiğimizde o dönemin hocaları böyle anlatıyordu. Gerçekten böyle anlatıyordu. İlk görev yerim benim Urfa'ydı. Urfa'da bir molla. Bir akşam bize bir eczacı arkadaş. Yılı hatırlıyor musun? Çok merak ediyorum. Yani seneyi hatırlar mısınız? Kaç senesinde olduğunu hatırlar mısınız? Şöyle ben 78-80 arası Urfa'daydım. Evet. Yani 79'da olabilir. Evet. Bir sene sonra falan olabilir. Çok böyle o dönemler bu çok etkindi hocam. Şimdi çok etkindi. O zaman adama dedi ki o şey Ege tarafındandı. Bu Urfa'nın akşamında mı kopacak acaba, İzmir'in akşamında falan çok mı güzel. Öyle bir şey sordu. Akıllı hocam, akıllı. Ya dedi olarak. Allah dedi belki dedi o akşam dedi. Bu masanın bütün üzeri gibi dümdüz yapar dünyayı dedi. Hepsi aynı. Her tarafta akşam aynı olur falan dedi. Onu nereden, onu hangi tabii, kaynaktan dayandırıyorsun tabii dedi falan. Şimdi bak burada rivayetleri makul mantıklı izah etmek çok önemli. Kesinlikle. Yani makul mantıklı izah edemediğin zaman karşıdaki onu bilimle çelişiyor kabul ediyor. İşte biraz önce şey yaptığım çocuk, anne karnındaki evet çocuk, cinsiyet. Adam diyor ki ultrasonla biliyorlar. Şimdi yağmurun ne zaman yağacağı, evet. Bunu şimdi o alim öyle izah etmeseydi, yani kayıp aleminden fizik alemine işaret ve emareleri çıkmamış olan yağmur kastediliyor ayette diye bize çıkış yolu göstermese tıkandık kaldık. O zaman olmuyor yani. Şimdi dinin sunumunda bazen o kadar saçma sapan şey oluyor ki onu da yani zannediyorum işte o kitaplara sıkıştırma yapılmış. Mesela rahmetli babamdan ben hatırlıyorum, Saatname diye bir kitapta okumuştu. Kadın doğum yaparken diyor bir namaz vakti geçiyor olsa, birazı çocuğun doğmuş olsa dahi diyor o namazı kılacak. Şimdi buyur bak. Bunu tamam, babam biraz yarım mollaydı yani, o şey yapar da bunu bir Arapçası falan da mükemmel bir hocamız birkaç cenazede aynı şeyi baktım, aynı şeyi söylüyor. Yani Arapçası mükemmel ama Arapçanın dışında diğer bilgilerini güncellemiş, böyle kendini evet donanımlı hale getirmiş değil demek ki. Bir önceki hocasından duyduğu şeyi aynen güncellemeden, enini boyunu düşünmeden söylüyor. Şimdi oysa Nimetül İslam yazarı der ki, doğum esnasında hayati tehlike varsa doğuma yardımcı olacak. Tabii. Sağlık görevlisi bile namazını tehir etmesi gerekir ki canım, hayati tehlike olmasın. Kesinlikle. Sen öbür tarafta evet doğum yapan kadına namaz kıldırmaya çalışıyorsun. Kaldı ki doğum şeyi olayı başladıktan sonra lohusa sayılır kadın, namaz kılması da gerekmez yani. O süreyi onu da düşünmüyor. Evet. Demek ki bu paragraf, o Saatname isimli o kitaba bu paragraf monte edilmiş. O matbaada basılırken bilinçli bir şekilde işte yani dinin monte sunumundaki edilmiş. Tabii. Yani o dinin sunumundaki bizim mollaları çok hani offsite'a göndermek için aynen bunu monte etmişler. Hani derler ya bir halk arasında, yarım doktor adamı candan, yarım hoca aynen adamı dinden aynen eder. Aynen. Hakikaten söylediğimiz birçok şey öyle insanları etkiliyor ki bunun vebali çok büyük olur.
Buna, evet. buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ben o zaman şunu sorsam orada. Buyur, buyur. Bir ara Sayın Cumhurbaşkanımız da söylemişti bunu. Din adamlarının kendini güncellemesini. Tabii. Ben çok önemsemiştim bunu. Bazıları algı yaptı. Yani ne diyeyim ona? Alındılar bu cümlelerden. Belki gönül koyanlar oldu ama aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok güzeldi orada. Diyor ki kendinizi bu zamana göre bir formatlayın. Dijital çağdasınız artık. Din dilini de bir değiştirin. Yani bugüne din dilinizi uyarlayın diyor. Çünkü evet. dünkü dille onu anlatamazsın. Bugünü anlatamazsın. Bugünün gençliğini anlatamazsın bunu. Dünkü güneşle yarınki çamaşırı kurutamazsın. Şimdi olay şu bak. Eğitim sistemimiz şu üç soruyu cevaplandırmadan bize eğitim yaptırıyorsa hocam bununla bitirelim vaktimiz tamam. bitmiş. O sömürgeci eğitimdir. Evet. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu üç soruya mutlaka cevap vermesi gerekir eğitim sisteminin. Ben neciyim? Niye? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Bir gemidesin, nereye gittiğini bilmiyorsun. Evet. Ha bir de Allah'ı bize tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Evet. Öbürü de kainat evet. kitabıdır. Çok güzel. Bu üçünü birden değerlendirirsen çok mükemmel olursun. Birçoğu kainat kitabı ne? Kainat kitabı öyle bir kitap nerede falan zannediyor. Bütün i̇şte kainat. Bu Allah'ın görmek lazım. Kün emriyle var ettiği bu kevni sistemi görmezsen, bu kevni kitabı okumazsan dini kitabı anlayamazsın. Direkt sonuca gidemezsin. İşte o zaman zaman saçmalamak. Evet. Yani biraz daha bazen de gülünç duruma düşebiliyorsun. Çok gülünç duruma düşersin. Hocam bitirmemiz gerekiyor ama ben bir cümle yönetmenimden bir dakika rica ediyorum onunla bitirelim. Peki bu tip akımlara karşı biz ebeveynler hocam bir cümleyle bitireceğiz ama ne yapmalıyız? Son bir cümleyle bitirelim. Şimdi bir kere biz ebeveynler çocuklarımızla bir kere çok iyi diyalog kurmamız lazım. Panik yapmadan, agresif davranmadan bir arkadaş pozisyonunda çok güzel hocam, davranıp ve bir de bizim eğitim evet. sisteminde ideal verilmez. Amaçsız şeyler öğretilir. Ruh beslenmez. Ruh ve vicdan beslenmez. Sadece beden beslenir. İşte ona yani sapık bir eğitim sistemi dönüyor. İşte o zaman o cinsel sapmalar, bilmem şunlar, bunlar bir sürü şey o küresel evet. sistem bize bir sürü şey aramıza sokuyor. Onu da senin genç zannediyor ki o cinsel sapmaları şunları ben özgürlük alanım falan. Haşa bir sapıklık yani. Bugün bazı dünya devletleri buna karşı önlem alıyor artık. Önlem hiç almaya başladı. O önlem alanları linç etmeye çalışıyorlar evet. işte bunlar. Bizim ülkemizde de bu linç kampanyaları zaman zaman maalesef ön plana çıkıyor. Ha tedbir alırken de biraz önce dediğim gibi komik duruma düşmeden makul mantıklı İslami kaynakları makul mantıklı yorumlayarak şey almamız gerekir. Bütün izleyicilerime saygılar sunuyorum. İnşallah Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eyler. Amin. Hocam hakikaten ben doyamadım programa. Sizinle çok uzun yıllar önce bir program yapmıştık. Yıllar sonra birlikte olduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Zaman ayırdınız. Ama şöyle yapalım. Hakikaten arada bir bu konular üzerinden özellikle bu muhabbeti, sohbeti yapalım. Ben çok çok istifade ettim. Çok teşekkür evet. ediyorum. İnşallah izleyicilerimiz de aynı memnuniyeti duymuşlardır. İnşallah. Haftaya tekrar birlikte oluncaya değin. Bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.
Ozan Örme Tekstil İlahi Muhabbeti sundu.